فَإِنَّهُ دَوَارُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامُ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ اِلَى اللّٰهِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki gece namazına devam edin. Evet, namazına. Bu sizden evvelki salihlerin adetidir. Yani Hazreti Adem'den beri gelen salih insanların adetidir. Gece namazı Allah'a yakınlık. Bir kimse gece teveccüh kılarsa Allah'a yakın olur. Günahlardan uzaklaştırıcıdır. Gece ibadeti yapanı günahlara yaklaştırmaz Allah'ın izniyle. Ve onlara kefaret derler. He, dünyadan da derdi atar demiş. Yani vücuttan hastalığı da artar. Atar demiş. Yine bir hadis. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ اَزْيَكْلِي اَوْلِيَاءِ فَقَدْ اِسْتَمَلَ مُحَارَبَةً وَمِمَّا تَقْرَبُوا اِلَّا عَبْدَ اللّٰهُ Allah-u Celal buyuruyor ki bu hadisi kutsi, benim dostlarımdan birine ceza eden adam bana harp ilan etmiş olur. Yani Allah'ın dostları kimse, biz bilemeyiz. Kim ona eziyet ederse Allah'a harp atmış gibidir. Demektir bana yaklaşmak için farzlara benzer bir şey yoktur. Kul ancak farzlarla bana yaklaşır demiş. Devamında kul bana nafile ibadetle o derece yaklaşmakta devam eder ki ben onu severim ve ben onu sevince de gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden gönlü, konuşan dili olurum demiş. Nafilelerle. Yani senin işini hep o görür. Allah-u Teala gördürür. Nafilelere devam eder. Dua ederse kabul ederim duasını. Bir şey isterse veririm. Yaptığım işler içerisinde böyle kulumun ölümüne karar vermek kadar bana güç gelen bir şey yoktur demiş. Yani bu nafileleri yapan insana için onun ölümüne karar verdiğim kadar bana zor gelen bir şey yoktur demiş yani. Çünkü nafilelerle. Çünkü o kul ölümü sevmez, ben de onu gücendirmeyi sevmem. He, demiş. Peygamberimiz yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. İşte nafile deyince akla ne geliyor? Erkanda söylenen, tavsiye edilen pazartesi perşembeler oruç tutmak, kuşluk namazı kılmak, evvabin namazı kılmak, gece teveccüh namazı kılmak, zikir meclislerine gitmek, işte sünnetleri kılmak. Yani ne kadar nafile sünnet türünden varsa bunlar hepsi içine girer. Bir hadis daha لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَمْرَ رَجُلًا يُسَلِّي بِالنَّاسِ سُمَّ اَغْلَقَ عَلَى رِجَالٍ Öyle kastediyorum ki birine emredeyim de namazı kılırsın. Resulullah Efendimiz diyor. Öyle niyet ediyorum ki ben sahabelerden birine emredeyim cemaate o namazı kıldırsın ve ben camiye gelmeyenleri evleriyle beraber yakayım diye niyet ediyorum. Yani sen camiye gelmeyeceksin, gelmeyeceksin, peygamberin gelecek, seni ve evinle beraber yakacak. Bu kadar büyük sıkıntısı var camiye gelmemenin. Bir hadis daha devamında yine لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَمْرَ بِلَالًا فَيُقِمُ الصَّلَاةِ سُمَّنْ صَلَفَ اِلَى قَوْمٍ لِيَسْمَعُونَ النِّدَاءَ الْاَذَانِ Bu da daha tehlikeli. Demiş ki Efendimiz, öyle kastediyorum ki Bilal'e emredeyim namazı kıldırsın. Ben Bilal'e söyleyeyim cemaate, mescidimde cemaate namazı kıldırsın. Ve ben ezanı işitip de camiye gelmeyen kavme gideyim de evlerinin üzerlerine yakayım diye niyet ettim. Ya hadi gelmeyin işte. Ha ben, ha sen, ha öbürü, ha o hepimiz işte. Aman aman camiden kalmamaya dikkat edin. Bir hadis daha لَوْ رَأَيْتُمْ اِنَّ رَبَّكُمْ فَتْحٌ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَعَالَ مَجْلِسَكُمْ مَلَائِكَةٌ يُبَالِهِكُمْ Siz namazı beklemekteyken, biraz önce işte yatsı namazı bekledik, namaz ezan okunmayı beklemekteyken Allah'ın gökten bir kapı açarak sizin meclisinizi sizinle övünerek meleklerine gösterdiğini bir bilseydiniz. Yani siz camiye geldiniz, vakti bekliyorsunuz, ezanı bekliyorsunuz.
Allah-u Teala gökten bir kapı açıyor. Bizim yıldızlara baktığımız gibi oradaki melaikeler de bizi gösteriyor. Cemaat yani biz derken cami cemaatini. Bakın bakın ey melekler. Benim kullarım gelmişler. Benim emrimi bekliyorlar. Bundan daha büyük bir sevap, ecir herhalde olmaz. Bir hadis daha. Levla ibadullahu rukka'un ve subbahun rukta'un sümmel ta'ale subbe aleykümül azab. Allah'ın, Efendimiz buyurmuş, Allah'ın rükuda kulları, yani namaz kılan, rükû eden kulları, emzikli çocuklar ve otlayan hayvanlar olmasaydı, Allah'ın azabı üzerinize dökerdi de taş gibi olurdunuz. Yani bazı nimetler geliyorsa, işte rüküdeki insanlar, secdedeki insanlar, emzikli, belekteki çocuklar, otlayan hayvanlar, bunların yüzünden geliyor bize rızık, yağmur, her şey Allah'ın rahmeti. Ya da ise taş gibi inerdi diyor. Allah'ın azabı üzerinize. Bir hadis daha. مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ اِلَى الْعُزْرِ اَوْرَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ اِلَّا كَانِ عُزْلَتُمْ Hiçbir kul yoktur ki, yani hiçbir insan yoktur ki sabah veya akşam evinden mescide çıksın da namaz kılmak için, sabah namazına, akşam namazına, yatsı namazına evinden çıksın da onun iki adımından bir adımı günahına kefaret, bir adımı da kendisine sevap kazandırmasıdır. Namaz kılmak için evinden camiye gitmek kastıyla çıkanın bir adımını atar, 10 sevap yazar. Bir adımını atar, günahlarına kefaret atar. Cami gayri kaç adımsa. Buna göre çoğaltın, caminin şeyi bu kadar kıymetli. Bir hadis-i şerif daha. Gençler varsa bunlar iyi dinlesin. Meselüllezi yel'abu bin nerdi sümme yakumu yusalli meselüllezi yetevazzavu bil kabihi ve demil hınzir. Tavla, taş, domine gibi şu bir takım oyunları oynayıp da kalkıp namaz kılanın hali. Yaşlılar da var. Gidin kahvehanelere. Öleleri de var. Gençler de var. İşte kahveye gidiyor. Orada taş, domine, tavla neyse. Bir takım oyunları oynayıp da ondan sonra kalkıp gelip namaz kılan adamın hali neye benzer? Domuz kanı ve iriniyle abdest alıp da namaz kılan adamın durumu gibi. Ha, birinde de öbür bir hadis daha var. O da diyor ki böyle yapanlar idrarla abdest alıp da namaz kılanın durumu gibidir. Namaz namaz olur. Aman aman. Ha, siz oynamıyorsunuz, gidiyorsunuz, yanında oturuyorsunuz da aynı günah. Günah aynı. Ben çay içiyorum, seyrediyorum. Aynı günah ortaksın. Aman aman bunları yapmayalım. Men salle salate felem te'murhu bil ma'rufi ve lem tenhe anil fahşai vel münker. Bir kimse namazı kılar da namaz kılıyor. Allah kılanlardan eylesin hepimizi. Ama namazı ona ma'rufa emretmez. Fuhşa ve münkerden nehyetmezse. Namaz kılıyor, yalan söylüyor. Namaz kılıyor, gıybet yapıyor. Namaz kılıyor, şunun bunun hakkına tecavüz ediyor. Namaz kılıyor, şuna buna söylüyor. Yani böyle Allah'ın men ettiği şeyleri yapar, hem namaz kılar hem de bunu yaparsa ne olur? Bu namazı sebebiyle onun ancak Allah'tan uzaklığı artar demiş. Halbuki namaz insanı Allah'a yaklaştırıyordu. Ama böyle yaparsanız o kişiyi Allah'tan uzaklaştırır. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Onun için namazlarımızı, ibadetlerimizi kontrol altına alalım. Onları muhafaza edelim. Yalandan, gıybetle, gayrimeşru şeylerle onları zayi etmeyelim. Ha bir tehlikeli hadis daha. La imane limen la emanete lehu ve la salate limen la zuhura lehu ve la dine limen la salate lehu. Açık bir hadis. Emaneti olmayanın imanı. Emanet. Emanete sahiplik yapmıyor. Bu cami bize emanet veriyor. İslam bize emanettir. Kur'an bize emanettir. Din bize emanettir. Çoluk çocuğumuz, millet, memleket hepsi bize emanettir. İşte Allah'ın istediği şekilde bunlara sahiplik yapmazsak imanımız yok demek. He?
emaneti olmayanın imanı, tahareti olmayanın namazı, taharet olmadan namaz kılınır mı? Namazı olmayanın da dini yoktur bak. Ne kadar güzel. Yani şey olarak da birbirini tamamlıyor. Namazın dindeki yeri başın gövdedeki yeri gibidir. Şu baş gövdede nasıl lazımsa, başı kessek atsak 10 dakika sonra ne olur vücut? Leş olur. Kimse yanına da yanaşamıyor ölünce öyle mi? İşte namaz olmayan insanı da leşe benzetmiş. Namazsız bir şey olmaz. Buna da dikkat edelim. Ha, bir şey daha. Hadiste la tetrükü's salate müteammiden fe innehu men tereke salate müteammeden bürye min zimmetillahi ve rasulihi. Namazı kasten terk etmeyin. Ey kadınlar demiş bir bayram hutbesinde. Efendim bilhassa kadınlara. Namazı bile bile terk etmeyin. Kim kasten namazı terk ederse Allah